Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli arkadaşlar, savaşa rağmen hayat devam ediyor. Dünya tarihine baktığımızda çok daha kötü günler yaşadı dünya. Hele, hele de bizim tarihimizde acılar, dramlar, özellikle de Osmanlı'nın dağılma sürecinde büyük dramlar yaşandı ve yaşadık, ayakta kaldık. Allah'a şükür ne olursa olsun bizi yıldırmamalı, dik durmaya umutlarımızı tüketmemeye devam etmeliyiz. Şimdi bu videoda sizlere Rusya Ukrayna savaşında nasıl bir ekonomik sonuç ortaya çıkacak? Küresel finans sisteminde, dünyadaki küresel ticarette neleri etkileyecek ve bunun Türkiye'ye etkisi ne olur? Zararı var ama faydaları da var mı? Türkiye buradan hangi stratejiyi izlemeli? Bu konudan size kısaca bir değerlendirme yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar öncelikle dün gördük televizyon 1 iki televizyonun aman ayçiçek ya stoklayın filan uyarısıyla halk marketlere hücum etti. E, ayçiçek ya, almaya çalıştı. 4-5 tane de büyük market bunda fırsat bilerekten goma kalmadı filan diyerekten ayçiçek ya fiyatları uçtu gitti. Televizyonun insan hayatına ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Büyük şehirlerde insanlar günlük yaşar. Zaten dar gelirlidir. Gerçi hücum edenlerin dar gerilde olduklarını da zannetmiyorum. Toplamaya yönelik hareket ediyorlar. Ama burada unutulmaması gereken bir şey var. Ukrayna-Rusya savaşı ikisi de iki ülkede dünyada tahalan var. Dünya ayçiçek yüzde %60 üretisi ve hava sahanın kapanması, birçok deniz sahasının kapanması nedeniyle ee, oradan tahıl gıda ihracatı sıkıntıya girdi ama Türkiye için bu söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi Rusya yeni karar aldı dün. Türkiye'nin aralarında bulunduğu 9 ülkeden meyve, zepse ihracatını, ithalatını artırmaya karar verdi. Yani zaten Mersin, Antalya'ya gidin genelde narence ihracatı meyve, zepse yoğun olaraktan Rusya'ya gider. E bunu hangi gemi götürür? Bunu götüren gemi Rusya'dan Buğday da getirir, ayçiçek yağı da getirir, arpa da getirir, mısır da getirir. Dolayısıyla Türkiye bu denklemin dışındaydı aslında. Rusya zaten ihracatta sıkışma nedeniyle dünya genelinde bu tür fiyatlar artsa bile Türk Türkiye'yi bir ihracat pazarı göreceği için daha uygun fiyatlara vereceğini de düşünüyorum. Türkiye bu pazarlığı yapacaktır. Peki ne oldu? Bu televizyon kışkırtmasının Hangi televizyonlar yaptığına dikkat edin. Bu bir denemeydi. 21. yüzyılda sürekli bahsediyorum sizlere. Küresel mekanizma halkta korku, panik pompalayaraktan e, anında bankalara, marketlere hücum bir kaos istiyor şeklinde vardı. Dolayısıyla koşuna daha büyük kriz geliyor, battık bittik. E, filan gibi yaklaşım e, çeken, video çeken arkadaşlar var. Onları da kınıyorum doğrusu. Çünkü eğer halk şuurlu, bilinçli olursa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Türkiye kendi kendine bu anlamda yetebilecek ender ülkelerden biridir. İkinci Dünya Savaşı'nda biz ne kıttık gördük ama atlattık. Önemli olan şu an için Suriye'yi, Libya'yı, Irak'ı gördüğümüz gibi, işte Ukrayna'daki dramı gördüğümüz gibi bizim bugünlerde bu şekilde provokasyon yapan yayınlara ihtiyacımız yok. Devlet bunun gereğini yapması gerekiyor marketlerdeki bu izdahımın nedeninin bir prova mı olduğunu düşünmesi gerekiyor. Bu küçük bir prova olduğunu düşünüyorum. Yarın aynısı bankalar için dediğinde hücum bankalara. Aynı anda insanlar bankaya hücum ettiğinde bir bankanın hayatta kalma şansı yok. Bir ekonominin hayatta kalma şansı yok. Dolayısıyla vatan, hükümet vatandaşla olan ilişkisini doğru yönetmesi gerekiyor. Küresel mekanizmanın e, borazan'ı TV'lere veyahut da dijital, dijital ortamlara, sosyal medya platformlarına bu iş kalırsa sürekli olarak bir panik, korku, kaygı, duygu bozukluğu oluşur. Halkta ki bu da çok tehlikelidir. Şu an yaşadığımız süreç zaten Covid kaynaklı bir problem vardı. Şimdi sizlere sürekli özellikle geçen yıldan beri gıda krizinden bahsediyorum. Bir gıda krizi gelme ihtimali var ama şunu da ekliyorum hep. Türkiye bu işte kendi kendi en az hasarla atlatabileceği ülkelerden biri. Peki soruyordunuz hocam ya nasıl olacak bu şeklinde. İşte ha böyle olacak. Gördüğünüz gibi o dönemde böyle bir savaşın çıkacağını öngörüyor muyduk? Hayır, görmüyorduk yani Rusya'nın Ukrayna üstünde hesapları var ama onun en azından bu yıl olacağını dünya bilmiyordu. Şimdi neden gıda krizinden bahsediyorduk? Çünkü büyük sıfırlama kaynaklı dünyada bazı hesaplar var. Bu çerçevede ulus devletlerle vatandaşlar arasında bağı kopartıp güveni azaltıp <laughs> ulus devletler vatandaşlara yetmiyor artık dedirecekler. Bunu kendileri zaten söylüyorlar, açıklıyorlar. Yapmak istedikleri şey mevcut düzen yıkılmadan olmaz. E bundan hareketle de biz de bu alanda böyle bir şey planlıyor diyoruz. Ama bunu panik halinde onların borazanlığı şeklinde söylemiyoruz. Önlem alınması için söylüyoruz. Küresel mekanizma ne yaparsa yapsın neyi zorlasa zorlasın devlet ve vatandaş, devlet kendi e, vatandaşını doğru bilgilendirirse istediklerini elde etme şanslarını ben görmüyorum. Önemli olan bu süreci doğru enforma edebilmek. Şimdi <laughs> IMF'in açıklamaları vardı da bugün görmüşsünüzdür. Ukrayna savaşı dünyada ciddi anlamda küresel ekonomiyi etkiler, sarsar. Çünkü ee, Rusya ve Ukrayna sadece ikisinden ibaret değil. Her ülke ülkenin farklı ticaretleri var. Yani Rusya dünyanın 11. büyük ekonomisi 1.6 600 1 trilyon 600 milyar dolarlık şu an izole edildi. Abla kalındı. kim tarafından? Batı tarafından. Gerçekten bir izole edildi mi? Genelde Batı uluslararası toplum diyerek kendini kastediyor. Dünkü videoda da bahsetmiştim. Dünya nüfusunun yüzde çok Yüzde baktığımızda 764 milyon yaklaşık batı halde 1 milyar diyelim kontrol edebileceği yaptırımlara uydurabileceği nüfus ülkelerin nüfusları ama dünya 7 milyar 925 milyon. Çin, Rusya'daki yaptırımlara katılmıyor. Hindistan katılmıyor. Güney Afrika katılmıyor. Mısır katılmıyor. Ortadoğu'da birçok ülke katılmıyor. Güney Amerika katılmıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye katılmıyor. Dolayısıyla bu Batı'nın söylediği gibi sonuçlanmayabilir. Evet, Rus şu an ağır yaptırımlar var. En son Mastercard, Visa kart çekildiğini söyledi ama Rusya da açıklama yaptı. Master Visa kart aynı ülke içinde geçerlidir. Yurtdışı değil. İnternet harcamalarında değil. Bitene kadar geçerlidir. Daha sonra da bizim yeni kartlarımız var dedi. Dolayısıyla bu videoda sizlere bu yaptırımlar Rusya ve dünya üstündeki etkisinden bahsedeceğim. Tabii ki öncelikle bizim Türkiye'mizi nasıl etkileyeceğinden bahsedeceğim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 10 bin şirket, kuru, şahıs ve bunun içinde birkaç tane de devlet var. Dünya gayri safi milli hasılasının %27'sini tutuyor bunlar. Yaptırım altına aldı. Yani burada neyi görüyoruz? Finans yani dolar dünyada bir savaş aracı. Rusya zaten yaptırımlarla bunaltmışlardı. İran hakeza, Venezuela öyle. Türkiye'ye yine yaptırımlar vardı. Çin tamamen yaptırım altına aldılar ama Çin'le Çin ekonomisi küresel finans sistemiyle, küresel ticaretle, küresel ekonomiyle çok entegre. Bu şekilde Çin'e olan yaptırımlar dönüp kendilerini daha sert duracaktır. Rusya savaşının, Ukrayna savaşında batının tutunduğu takım tutum tutunduğu tavır bizi çok ilgilendiriyor. Gelecekte, muhtemel gelecekte böyle bir senaryoyu bizimle de karşılaş, bizim de yaşama ihtimalimiz var ama şartlara bağlı. Direkt yaşayacağız demiyorum. Ama şartlara bağlı. Hangi şartlarda yaşayacağız ondan da bahsedeceğim. Şimdi gelirim Rusya. Değerli arkadaş Rusya'da bu işin merkezi İngiltere. İngiltere ağır finansal yaptırımlar yaptığı SWIFT'ten çıkarttılar. SWIFT nedir? Uluslar arası Finans Telekomünikasyon e, Derneği 11.000 üyesi var, Belçika merkezli 2.000 bin ortaklı. Yani 11 bin tane finans kuruluşu aynı anda bir haberleşiyor. Dolayısıyla Rusya'dan Çin'e, Rusya'dan Amerika'ya, Rusya'dan Avrupa'ya para gönderilirken zaten bu 11 bin banka finans kuruluşu falan üzerine yürüdüğü için oradaki ortak yazılımda bu iş 3-5 saniyede olabilecek bir iş. Ama Rusya'nın Swift'ten çıkartılması, Rusya'nın Mısır'la, Rusya'nın Güney Afrika'yla, Rusya'nın Hindistan'la ödemesini etkiler mi? Sadece süreyi etkiler, biraz da maliyeti etkiler. 3 saniyede yapamaz da 30 dakikada yapar ama yapar. Çünkü telgraf, şifreli telgraf, e-mail veyahut da telefonla bu işi çözerler. Şimdi savaşın gerçek anlamda yürüyen savaş, Ukrayna'da bir silahlı savaş var ama Aynı şiddette bir de ekonomik savaş var. Peki nedir buradaki ana hedef? E Rusya'yı çökertmek. Niye çökertiyor ekonomik olarak da? Çünkü Rusya, Libya'da, Suriye'de, Afrika'da var. Eğer kendi içinde bir savaşa tutuşursa Rusya ekonomik olarak, askeri olarak diğer bölgelerde operasyon yapma kabiliyeti olmaz. Dolayısıyla Rusya'sız bir Orta Doğu, Rusya'sız bir Akdeniz, Rusya'sız bir Afrika hesapları var. İngilizler bu hesabı iyi yaptılar. Dolayısıyla şimdi Rusya'daki yaptırımlarla kredi derecelendirme şirketleri Batı kaynaklılar çöp ilan etti Rus hisselerini. Hissenin çöp ilan edilmesi şirketin çöp anlamına gelir mi? Hayır, şirket yerinde duruyor, varlıkları duruyor. Peki ne yapıyorlar şu anda? Emin olun, el altından Rus hisselerini toplamaya çalışıyorlar. Bundan hiç şüphem yok. Covid döneminde dünya 20 trilyon dolarlık bir zarar etti ve Covid kaynaklı ciddi sıkıntılar vardı. Covid'de neyi gördük? Para el değiştirdi. Daha ilk günlerde söylemiştim. Parayı el değiştirecekler diye. Nereye kaydı para? Dijital teknolojilere kaydı. Ve bu süreçte birçok ülkenin çok değerli şirketleri satın almaya iflas noktasına geldiği için yabancılar tarafından satın alındı veyahut da daha da satın alınacak. Çünkü daha süreç devam ediyor. Ne diyorum? Sürekli kriz dönemine girdik. Ha sürekli kriz döneminde gibi. Eyvah battık mı? Bir... Arkadaşlar biz özel hayatımızda da krize alışığız. Genel hayatımızda da alışığız. Çözülür bunlar. Çözülmeyecek bu yeryüzünde hiçbir problem yok. Dolayısıyla şimdi Rusya'daki şirketleri Rusya'yı nereye ittiler? Çin'e. Dolayısıyla Seed akıl, Londra'daki akıl Rusya'yı Çin'in tam kucağına itti. Ekonomik olaraktan itti. Şimdi Rusya Union Pay'di, Çinlilerin bir kartı var. Ruslar onu kullanmaya başladı. Yoğun bir şekilde dünyada 7 milyar civarında dağıtıldığı varsayılıyor. Çin bankalarına hesap açıyorlar. Çinliler emin olun çok düşen Rus hisselerini toplayacaktır ama Putin buna kritik şirketlere izin vereceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla Rusya zaten ekonomik olarak da doğalgaz, işte tarım ülkesi, kritik madenleri ihraç eden bir ülke. Böyle teknoloji üreten bir ülkede değil Rusya savunma sanayi dışında savunma sanayinde üretiyor ciddi anlamda. Şimdi Çin'le bu noktada Çin'e yapışmış vaziyette. Peki Çin Batı kaynaklarına baktığımızda Çin bunu uzun süre taşıyamaz, çekinir filan diyor. Ama Çin'in genel bir medyası var, hükümet medyası Global Times Çin diye dikkatlice takip ediyorum. Bu noktada onların yaklaşımı Batı e, yükselen durduramayacak. 500 yılda hüküm sürdü. 500 yılda hastaya hüküm sürecek. Şeklinde dol düzgün gidiyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri şu an hegemonyasının yıkılmaması için dünyada e, kendi finans sisteminin kontrolünü ne elde tutmak, dünyanın kritik kaynaklarını, doğalgaz, petrol, madenlerini istediği fiyat alabilmek, diğer ifadeyle sömürebilmek için daha yapıyor? Çin yükseliyor. Yükselemezsin. O. Rusya yükseli, yükselemezsin. Türkiye yükseli, yükselemezsin. Ne yaparsın? Kurulu finans sistemiyle tehdit ediyor. Ne diyorum? Bakın şu an 10 bin kişi ve devlet ve şirkete dünya gayri safi milli hasılasının %27'sini ambargo koyuyor. Bu aynı zamanda önümüzdeki dönemde çok yakında Batı'nın kendi içinde telaşa vesile olacak. Çünkü önümüzdeki süreç ve trendde 5 yıl içerisinde, 10 yıl demiyorum 5 yıl içerisinde... Merkeziyetsiz finans, DeFi dediğimiz yeni bir finans sistemi ortaya çıkıyor. Hızla büyüyor. Blockchain tabanlı, aynı zamanda merkeziyetsiz uygulamalar, merkeziyetsiz borsalar gibi yeni şeyler var. Bu noktada da ammaro koyma şansı yok. Şimdi batı kaynak kripto borsalarında Rusların kripto para alıp satımını engelliyorlar ama Ruslar gider Kolombiya'dan yapar, Venezuela'dan yapar, Nikaragua'dan yapar, yapar da yapar. Bunu tek, teknik olarak da engellemek mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreç de şimdi biraz sonra buradan bir karara geleceğim. Ne yapmaya çalışıyor bu adamlar diye. Merkeziyeti finansın hızla ve güç kaynaklı yeni bir toplum şekillendirme noktasında olduklarını düşündüklerini planladıklarını sıkça sizlere anlattım. Dolayısıyla şu an Covid neyi sarsmıştı? Biz Covid'de girerken tünelden bir çıktık ne oldu? Dünya ekonomik krize girdi. Ciddi anlamda enflasyon oluştu. Amerika'da yüzde yedi buçuk. Şimdi bir de bunun üstüne savaş eklendi. Bakın kaç olacak önümüzdeki süreçte. Avrupa'da yüzde beş buçuklarda. Ve şu an bir de ülkelerde askeri maliyet arttı. Çin mesela 7.7 2022'de yüzde 7.7 savunma bütçesini artırmış. 229 milyar dolara çıkmış. Gerçi baktım Çin Covid-19 2020 dışında 6 ile 8 arasında savunma bütçesini hep vermiş ama batırdık kaynaklarına baktığında o Çin savunmasını artırmış diyor. Zaten aynı şeyde ama Almanya, Polonya, Avrupa savunma bütçelerinde çok minimal, minimal düzeydeydi. Bu nedenle de bu bütçeleri sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşlarına veriyorlardı. Ama şimdi onlar da savunma bütçelerini artıracak. Bunu Amerika ve Şirketleri de dahil yeni bir büyük gelecek. Şimdi Covid sonrası enflasyonun ana nedeni neydi? Enerji maliyetlerinin yükselmesiydi. Yenilenebilir enerjiye geçecekleri için yatırım yapmadılar, kredi vermediler. Bilerekten bir enerji krizi çıkarttılar. Elon Musk'ın bugün bir tweet'i vardı. Çok manidardı. Diyor ki, hiç istemesem de dünya acilen petrol ve doğa petrole yatırım yapması gerekiyor diyor petrol çıkartımına. Çok doğru bir yaklaşım bu. Küresel mekanizma bir enerjiye gitsin, baskı oluşsun, enerji fiyatları yükselsin de hızlansın bu süreç dedi. Enerji maliyetleri bundan yükseldi. Enerji maliyeti yükseldiğinde ne olur arkadaşlar? Tüm üretim maliyeti, her şey elektrikle. Üretim maliyetleri yükselir. Üretim maliyetlerinin yükselmesi ne demek? Ürün maliyetinin yükselmesi. Ürün maliyetinin yükselmesi ne demek? Alım gücünün azalması demek. İşte enflasyon demek. Dolayısıyla çok doğru bir yerde bu savaş planlanmış zorlanmış daha doğrusu. Bu bunu Putin teknik olarak Putin başlattı ama artık gerçek anlamda Putin'in savaşı değil bu. Putin bunun içinde bir figüran olarak görüyorum ben şu an. Hayalleri, idealleri vardı, gıdıkladılar, o da daldı. Ama şu an Covid ile başlayan enerji krizinde artık bir kılıf da bulundu. Enerji neye artıyor? E, Rusya Ukrayna savaşıyor. Avrupa'nın yüzde 40 doğal gaz ihtiyacını Rusya sağlıyor. Almanya'nın yüzde 55. Ayrıca Almanya'nın petrol ihtiyacının yüzde %40'ını bu nedenle Batılılar Rusya'ya enerji noktasında yaptırım yapmıyor. O kanalda Swift e ödemeleri açık tutuyorlar. Bu da iki Ukrayna bitsin, batsın, halk perişan olsun. Bir buçuk milyon kişi oldu şu an göçmen. Yarın bu 10 milyona çıkma ihtimali yüksek. Ama bizi enerjisiz kalmayalım, yaptırım yapmıyoruz diyor. Ukrayna halkı soğuktan donabilir, ölebilir diyor. Dolayısıyla bu da Rusya'ya 20 milyar dolar bir fazla e, e, para getiriyor zaten. Yani şu an döngü e, kendini döndürmesi için yeterli. Kış olduğu müddetçe bu enerjiyi e, yaptıramazlar. Şimdi hala petrol alıyor. Yaptırım yapıp getireceğiz falan diyorlar. Alıyorlar hala. Ve BP'nin, e, British Petrol'in Rusya'dan 28 dolar daha ucuza petrol aldığından bahsetmiştim. Tepkiler üzerine bunu yok Ukrayna'ya veriyoruz. Nereye Ukrayna'ya veriyorsun? Yüzde birini verir Ukrayna'ya geri kalanı devam eder. Şu an Batı'nın arka planındaki şirketler el altında hem Rusya'nın şirketlerine çöküyorlar, hisselerini alıyorlar. Hem de Rusya'dan emin olun spot piyasadan doğalgaz, petrol pazarlığı yapıyorlar. Evet yaptırım var ama biz bu parayı nasıl verir? Şimdi Swift'te olan ve diğer yaptırımlar Rus şirketlerine, bankalarına, Rus kedilerine, tüm Ruslara yaptırımlar baktığınızda bir insanlık suç aslında. Ukrayna'da halk da Rusya'daki halk değil mi? Rusya'nın halkına yaptırım yapıyor, devlete yaptırım derken. Dolayısıyla bu yaptırımlarla beraber Rus ekonomisi felç. E Rusya diyorlar Euroya ve dolara artık ulaşamayacak. Ulaşır arkadaşlar. Yani yarın pet, petrol gemilerine bakın, gizli sattı, gidecekler, gemi dolusu altın e, şeyi götürecekler, dolar götürecekler, Euro götürecekler. El altından priciyat devam edecek. Yani Rusya'yı soyma hesabı bu. Rus varlıklarını eritme hesabı. Ama Rus devletini ben dize getirebileceklerini zannetmiyorum yaptırımlarla. Ruslar tarihine baktığımızda Rus Çarlığı döneminde de Sovyetler Birliği döneminde de zaten zulüm altında yaşamış. Ve çok zor şartlarda bölüşmesini bilen bir millet daha da kendi aralarında sıkılaş, sıkı, sıkı hale geleceklerdir. Batı'nın beklediği gibi bu yaptırımlar Putin yansın, için bassın ya da Putin'i ülkeden kovsunlar da biz yargılayalım. Öyle bir şey ben beklemiyorum şahsen Ruslar'da. Çünkü bu süreç Rusları daha diri hale getirebilir. Ekonomik olaraktan belli bir dönem kötü olur ama herkes biliyor ki her savaşın sonunda bir masa kurulur. Masa kurulduğunda yeniden ekonomik endekresyon olur. Bu nedenle birkaç yıl eziyet çekmeye alışmayan bir millet zaten devlet olarak varlığını... Or, varlığını sürdüremez. Küresel mekanizmanın tam piyonu, tam sömürgesi e, şamar olan olmaya mahkumdur. Kendi de, bu noktada devletine sahip çıkmayan bir halk. Şimdi e, Çin, e, Rusların şirketlerinin alacağını söyledim. Mümkün olduğu kadar hisselerini alacaklar. Mümkün olduğu kadar e, Rusya'yla iş birliğine gidecek Her ne kadar Çin'deki altyapı yatırım bankası, Rusya ve Belarus'taki Yatırımlar durdursa da o bankanın 105 ortağı var, yönetimi var. Yönetimde de batı çoğunluklar o kararı ondan dolayı aldılar. Dünya Bankası, IMF tüm yatırımları durdu. Dolayısıyla e, önümüzdeki süreç sıkıntılı bir süreç. Peki Türkiye'ye gelelim arkadaşlar. Ha şimdi ben bu olaya Covid-2 diyorum. Dünyada zaten şişen bir para vardı, şişen bir borç vardı. 302 trilyon dolar borç. Amerikan borcu 30 trilyon dolara geçti. Şimdi tüm bunların hikayesini Rusya'nın üstüne alacaklar. Dünya ekonomisini batırdı şeklinde. Oysa ki zaten batak bir ekonomi vardı. Kendinize bakın Covid döneminde aldığımız borçlara bakalım geçinebilmek için. Covid döneminde çalışamadık ve Türkiye şunu bir daha anlasın. Bir daha Covid diye ortaya çıktığında zank diye batıyor uyuyarak da ülkeyi kilitlememesi gerektiğini anlaması lazım. Covid aynı derecede var ama bakış açısı değişti. Turizm sezonu geldi diye. Şimdi açtık. Tüm dünya öyle oldu. Ama yeniden getirecekler bunu. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü sonuna kadar gitmek istiyorlar. Ama millet bunu fark ettiğinde sonuna kadar gidemezler. Tamamen bize bağlı bu. Gidip gitmemeleri. Eğer panikleyip marketlere böyle kim koşuyorsa o dünya panik halinde marketlere kim koşuyorsa Allah yardım etsin yani onların psikolojisine. Şimdi e, Türkiye'ye geldiğimizde, Türkiye'yi nasıl etkiler arkadaşlar? Turizmden etkiler. Çünkü 2 milyon Ukraynalı geliyordu, gelemeyecek. E, Ruslar, 8 milyon küsur Rus geliyordu Türkiye'ye. Onlar da şu savaş döneminde tatili düşünmezler. Gene kaçan göçen olur ama turizmden bizim bir kaybımız olur. Ne kadar kaybımız olur? Tahmin ediyorum 6, 6 milyar dolar civarında. Enerji fiyatları arttı. Bundan kaybımız olur mu? Olur ama tersinden bir şey Türkiye'ye bu dönemde uzun vadeli kontratların dışında Rusya'dan ekstra ucuza aynı British Petrol'un aldığı gibi ucuza petrol ve doğalgaz alma da şansı var. Bu pazarlığı yürütmesi gerekiyor. Çünkü Rusya Rusya'yla e, yeterince stok var Rusya'da. Rusya'nın şimdi enerji şirketlerine olan yaptırım nedeniyle enerji derken e, teknik ekipman sağlama noktasında, ekipmanların yenileme noktasında Problemleri var. Belki de istedikleri gibi doğal gaz çıkartamayacaklar, petrol çıkartamayacaklar bir süreçte ama kendi kaynakları da vardı çıkartacak. Ruslar da Amerika'ya roket motoru göndermiyoruz dedi. 180 civarına gönderecekmiş. Onu da iptal etti. Rusya'nın da yapacakları var. Ona da gelecek. Türkiye'de ne demiştik? Çin'in bir kuşak bir yol projesi Rusya üzerinden durdururlar. E, İran üstünden açabilirler ama şimdi Türkiye 3. köprü üstünden geçen daha dedi. Şimdi tam 9 Mart'ta İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor, Herzog. Orta Doğu'da Batı, Avrupa'nın enerji güvenliğini ve İsrail işini içine katarak da yeniden Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarını, İsrail'in doğalgazını Avrupa'ya göndermek istiyor. Nereden gidecek bu? Türkiye'den gidecek. Dolayısıyla Türkiye yeniden bir enerji üssü olma şansına sahip. Azerbaycan'dan almak istiyorlar daha fazla enerji ve yine Türkiye'den gidecek. Türkmenistan'ı yarın devreye koysalar... Azerbaycan Nahçıvan koridoru üzerinden yine Türkiye'den gidecek. İran tek başına Suriye ile bir anlaşma yapabileceklerini zannetmiyorum. Kuzey Irak petrolleri noktasında her ne kadar Bağdat hükümeti e, 2007'de çıkan petrol yasasını iptal etti. Şu an uluslararası tahkim mahkemesinde Türkiye'yi mahkemeye de verdiler ama yine sonuçta Türkiye üzerinden gidecek. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük cari açık takineden neydi? Enerji gideri. Bu süreçte bu noktada bir iyileşme olma ihtimali yüksek. Her ne kadar şu an petrolü ciddi anlamda mazotla benzine zam geliyor ama önümüzdeki süreç bunu dengeleme ihtimali var potansiyel olarak da. Türkiye'nin şimdi Batı diyor ki artık S400'ü çözelim. E Rusya şeyse S400'ü geri verin. Türkiye buna yanaşacağını zannetmiyorum. Çünkü Batının ne olduğunu uzun uzun anlattık, konuştuk burada. Dolayısıyla bu savaşın gidişatına göre Batı'nın Türkiye'ye bakışı değişecektir. Şu an savaş öncesi Türkiye'ye bakışı seçimlere müdahil olaraktan bir iktidar değişimi idi. İktidar değişiminde de HDP'nin destek vereceği bir noktada HDP'yi kullanaraktan, mevcut muhalefet üzerine baskı yaparaktan tam bir batıcı hükümet şamar olunanına çevrilmiş bir Türkiye hayali vardı ama muhalefetin bu noktada buna... Evet der mi? O da tartışılır bir noktada. Sonuç geldiğinde gelenler de Türkler. Geldiğinde Türkiye'nin milli menfaatlerini gözeteceklerdir diye düşünüyorum. Öyle umuyorum daha doğrusu. Şimdi Rus-Ukrayna savaşında eğer Rus-Ukrayna'ya hakim olursa ki olacak görünüyor. Buna da hazırlık yapmışlar. Sürgünle Polonya'da bir hükümet kurmayı düşünüyorlar. Ayrıca İngiliz ve Amerikan özel kuvvetleri Zelenski ve hükümet üyelerini Ukrayna'dan kritik anda çıkartmaya yönelik bir de hesap yapmışlar. Şimdi e, doğal olarak da e, Türkiye ekonomik kayıpları var ve kazançları var. Eğer Rusya galip gelirse Türkiye'ye çiçeklerle gelecekler. Batı F-35 dahil istemediğin her türlü silahı verelim diyecekler. Çünkü Rusya'nın hemen dibinden bir NATO ülkesi var. E, Karadeniz'de en güçlü ülke Rusya'dan sonra Türkiye'dir. Olmaz e, sanayi anlamında. Dolayısıyla Türkiye'nin batı çiğ önemi artacak. Özellikle Avrupa'nın güvenliği açısından daha dönemli da hale gelecektir. Çünkü eğer Türkiye'ye ait yaptırım noktası olursa bu kez Türkiye Rusya, Rus, Rusya eğer Türkiye'ye herhangi bir Rusya'ya karşı ağır bir tavır aldığında Rusya bir İdlib karıştıracaktır. İdlib'den 3 milyon göç gelecektir ama Türkiye bu kez onu Türkiye için tutacağını zannetmiyorum. Doğru Avrupa'ya. Eee... Hadi bakalım diyecek. Bu madem bu işleri siz karıştırdınız Avrupa alın bakalım. Avrupa'nın 200 yılıını göç olayında gördük. Şimdi Polonya'ya doğru gidiyor. Putin'in yapmaya çalıştığı şey Ukrayna'yı denizden abluka altına almak. Çok planlı gidiyor. Odessa'yı da aldığında denize kapanıyor. Belarus tarafı kapalı. Batı tarafını en son kapatacak. Çünkü Ukrayna halkının kaçmasını çok sevdiği Avrupa ile yüzleşmesini istiyor. Ukrayna'dan 10 milyon kişi Avrupa'ya gidesin. Feleğe şaşar Avrupa. Dengesi şaşar. Şimdi Ukrayna'dan giden mültecilere diyelim. Çok güzel böyle korunaklı ısıtmalı yerler hazırlamışlar. Otel gibi. Ama Suriye'den Irak'tan gidenler çadırlar, çadır bile yok. Doğru düzgün kamplarda soğukta ölümler, telefler, tacizler, sopa yemeler. işte Yunanistan'da botlarının batırmalarını gördük. Şimdi güle oynaya Ukraynalılar gelin diyorlar da Batı tahammülsüzdür. Yani bu sayı şimdilik 1,5 milyon 10 milyona çıktığında emin olun birbirine düşeceklerdir. Yok siz alın, yok biz alım şeklinde. Putin bunu gayet iyi biliyor. Göç üzerinden şu an Ukrayna'nın e, kuşatma altına aldığı lojistiğini kesiyor. Gıda depolarını kesecek. Ağır bombardıman yapma planı var. B planı olarak duruyor. Giderek artırıyor ama çıkabildiği kadar Ukraynalı çıksın istiyor. Bu nedenle koridorları açmaya çalışıyor. Haberler var. Rusya'dan dolayı engellendi koridorlar diye bu haberlere katılmıyorum ben. Çünkü Rusya'nın isteği bu. Ukrayna boşalsın. Batı sevdalıları gitsin batıya diyor. Ee, gittiği zaman çünkü orada da bir hükümet kuracak. Batı'nın buradaki hesabı sürgündük hükümeti kurup Rusya'nın kurduğu hükümeti tanımayarak Ukrayna hükümetini tanımayarak ve gerilla savaşı ve Rusya'yı sürekli oyalamak istiyor. Ne kadar başarılı olur bu şeyi onu bilemiyorum. Ama burada olup biten İngiliz Amerikan Anglo-Sakson aklının, Anglo aklının jeopolitik hesapları, küresel finans hesapları, küreselci dediğimiz akıl bu. Kendilerini büyük sıfırlama için Ukraynalıları kendinden olan, Avrupalı olanları nasıl feda ettiğini görüyoruz. Bu nedenle biz yerimizde sıkı durmamız gerekiyor. Ukraynalılara bunu reva gören, bizlere neyi reva görmez arkadaşlar? Şimdi Rusya'nın Çin'le olan bir ilişkisi var. Dünyada Asya'nın Asya ülkeleri var Güneydoğu Asya'da. Bunlardan Japonya, Singapur, Avustralya, Güney Kore, Rusya'ya yaptırım yapıyor. Ama diğer ülkeleri bu yaptırımı yapmıyor. Çünkü dünya Rusya Rusya'dan ibaret değil. Yani Dünyada birçok ülkeye ticaret yapıyor sonuçta. FED enflasyon nedeniyle bu ay faizi yükseltecek. Bir de Rusya savaşı nedeniyle enerji maliyetleri arttı. Enflasyonu bu tetikleyecek. Uyarılar geliyor. Bu durumda faizi daha da artıracak. Gelişmekte olan piyasalardan para ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa'ya dönecektir. Döndüğünde dünya genelinde birçok ülkede yerel para biriminin değeri düşecektir. Değer düşünce bir de enerji maliyeti gıda fiyatlarının artması dolayısıyla ortaya ne çıkacak? hem bir gıda krizi, hem bir enerji krizi, hem bir ekonomik kriz ve halk ve devlet arasındaki çatışmanın ortamı hazırlanıyor. Rusya, Ukrayna'dan sonra nasıl bir problemle karşılaşacağımızı da ayrı bir videoda anlatacağım. Dolayısıyla bizim insanımız çok duygusaldır, hassastır. Çok etkileniyor psikolojik olarak da Türk insanı. Batının bu kadar etkilendiğini ben zannetmiyorum olup bitenlerden. Biz mazlumun yanındayız daima. Ukrayna halkının yanındayız. Şüphesiz ki bu noktada. Ama biraz şöyle de trajikomik, komik e, kibirli, kendini beğenmiş, kendinden başka dünyada hiç kimseyi tanımayan Batı'nın jeopolitik hesaplarının nele, dünya için nelere mal olduğunu görüyoruz. Şimdi Web3 ile beraber gelişen trendde, merkeziyetsiz finansta zaten Batı'daki kurulu finans düzenini yine o düzeneyi kuranların yıkmak isteyeceğini istediğinden anlatmıştık. Covid neyi güçlendirmişti arkadaşlar? Çin'i. rusya ukrayna savaşı neyi güçlendiriyor? Yine Çin'i güçlendiriyor. Amerika Devletleri'nin ulus tarafı, Trump tarafı hadi bir Çin'e yatırım yapın dediğinde emin olun bu Londra'daki bankelerin hiçbiri katılmayacaktır buna. Katıldığı gibi görünür ama yapmayacaklardır. Çünkü 21. yüzyıl dünyasında bir sistem tartışmasını açıyorlar bu tarafta tez olarak Çin, antitez artık Amerika Birleşik Devletleri. Rusya ben de varım diyordu. Şimdi onu Çin'in kucağına attılar. ikiye düşürüyorlar. İki noktasında da Çin'in hazırlıklarına baktığımda Çin ciddi yanında tahıl geçen yıl depolamıştı. Buna hazırdı. Şu an Rusya'da ucuz ucuza yine kapatacaktır. Çok ciddi tahıl stokladığından emin olabilirsiniz. Çin'de bir eyalet zaten halka seslendi. Bizde stok var. Gidin marketlerden alın. Stokunuzu yapın şeklinde. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Batı ile Çin arasında bir kavga kendini gösterecek. Ve Çin'in 3.3 trilyon dolar Dünya piyasalarında ağırlıklı Batı'da onları bu süreçte eritecekti. Rusya'da durumu gördü. 300 milyar euroluk varlığı Fransa, Almanya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi artık kullanamıyor. Ne yapacak? Çin altın alacak. Bu süreçte harır harır ülkelerin merkez bankaları altın toplamaya devam edecek. Yani yükselecek. Dolayısıyla Çin ya mas alacak ya teknoloji alacak alacak. O paraları bakın görün önümüzdeki 2025'e kadar ya da 27'ye kadar eritecek. Çünkü rusya ukrayna savaşından sonra nereye dönecek gün? Çin'e. Ama Çin'in şu an Tayvan'ı işgal ederse dönecek. Tayvan'ı işgal etmeden yaptırımlar olur mu? Evet. Evet. Ama Çin'e Rusya gibi hareket edemiyorlar çünkü Çin kendilerini de vuruyor. Birçok anlamda bağlılar. Batı ne yapacak? Önce Çin'den tedarikçilerini çekecek. Joe Biden Trump gibi davrandı. Dedi ki Amerikan üreticileri Amerika üretmeye başlayın dedi. Amerika'da işçilik maliyeti arttı, enerji maliyetleri yüksek, işçilik maliyetleri yüksek. Dolayısıyla bu birkaç yıllık plan yapıyorlar. Çin'den çekecekler. Nereye? İşte Çin'den e, Çin'in kontrol edemeyeceği, Batı'nın kendi kontrolünde olan, nüfusu yüksek olan ülkelere Hindistan'da bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Kuak dörtlüsü diye Çin'e karşı bir güvenlik mekanizması kurmuşlardı. Japonya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ama Çin Hindistan katılmadı. Çünkü Pakistan Çin'e yaklaştığında Hindistan da Rusya'ya yaklaşıyor. Güvenlik açısından Rus Hindistan'ın savunma sanayi büyük oranda Rusya kaynaklı ve Rusya'dan da bir de S-400 alacaklar. Hindistan'ı ikna edemiyorlar. E, dolayısıyla e, Çin'e karşı, Çin buradan ders alıyor ve ders çıkartıyor. Varlıklar nerede Tayvan'a girecek mi? Elbette girecek. Hiç şüphem yok ondan. Ama e, Rusya'yı şu an varlıklar çöp olmuş oluyor ama bir taraftan da Çin merkezli Swift'in alternatifi olan ödeme sistemi güçleniyor. Birçok ülke gözlüyor. Ne demiştim? Suriye, Arabistan... Amerika'daki varlıklarını azaltmaya çalıştı. Şimdi Amerika'da varlık niye bu kadar para çok? Bir zaten kontrolsüz para basıyor. İkincisi ne Londra'daki New York'taki paraların büyük çoğunluğu Katar'dı, Kuveyt'ti, Suriye Arabistan'dı Güney Kore'ydi Çin'di, Rusya'ydı. Buralardaki paralar. Bu süreçte batıdan para kaçış süreci yani gelişmekte olan ülkelerde para Londra'ya New York'a doğru kaçarken batı parası Londra ve New York'tan da diğer ülkeler bir şekilde varlıklarını azaltma yönüne gidecektir. Çünkü Çin'in olan mücadelede birçok ülke Çin'e göbeğinden bağlı. Rusya o kadar bağlı değil. Rusya enerji savunma sanayinde, savunma sanayine her yerden temin ederler. Enerjide bağlı olanlar zaten belli sınırlı ülkeler. Tahılda bağlı olan ülkeler sınırlı ama Çin'e her anlamda bağlılar. Özellikle 5G, telekomünikasyon altyapısı, Çin'in bir kuşak bir yol nedeniyle Dolayısıyla bu savaş dünya finans sistemini kökünden sarsacaktır. Rusya'ya savaş çıkartan küresel mekanizma bir taraftan Rusya'nın varlıklarını eritip şirketlerine çökmek isterken, paranın zenginliklerin el değiştirmesini isterken diğer taraftan da planladıkları büyük sıfırlamaya doğru adım adım gidiyorlar. bir taşla beş kuş. Yani Rusya Ukrayna'yı Rusya'nın tarihi, Rusçuluğu, Çar, Sezar üstünden okuyoruz. Ortodoks dünyasını birleştirme, Slav dünyasını birleştirme, Rusya üstünden baktığımızda jeopolitik hesaplar var. Amerika Birleşik Devletleri üstünden baktığımızda yine jeopolitik Asya'da bir hakimiyet mücadelesi var. Orta Asya Rusya olduğu için giremiyor. Ama Londra açısından bakarsak bunu Londra'yı küresel olarak okumamız gerekiyor. Rusya'nın Çin'in kucağına atılması, Rusya'nın varlıklarının eritilmesi, küresel finans sisteminde yeni düzene geçmesi için eski düzenin sarsılması. Peki kendi ayaklarına mı sıkıyorlar? Hayır bunun kılıfını hazırlamışlar zaten. Şimdi Covid neye vesile oldu? Covid'den dolayı iş gücünde dünyada özellikle Batı'da ciddi bir kayma oldu. Çünkü Covid nedeniyle insanlar hayatın anlamını sorguladı. Özellikle kamyon şoförleri dünya genelinde şimdi kamyoncuları da zorluyorlar. Bu da enteresan bir şey. Amerika'da da başladı şimdi. Washington'a girecekler. Kanada'yı gördük dünyanın değişik daha olabilir. Bunlar da lojistik kesitlerine vesile oluyorlar. Ama meslekte azalma var. Amerika'da yaklaşık 5 milyondan fazla kişi işine dönmedi. Hala da dönmüyor. Çünkü kırsala taşınanlar çok oldu. Ucuz şehirlere taşınanlar çok oldu. Covid politikasına uymayan eyaletlere taşınanlar çok oldu. Herkes düşünmeye başladı. Bir daha bir biyolojik bir salgın gelirse insanlar kapanan mesleklere, restoranlar gibi hizmet sektörüne gibi çalışmak istemiyor. Covid döneminde insanlar devlet yardımları aldığı için batıda harcamalar tüyanık, dayanıklı tüketim mallarına yöneldi. Hizmet sektöründen çok restorana gitmiyor, korkuyor. Seyahat edemiyor zaten Turist, turistik amaçla Ne yapıyor parasını? Alıyor. Bu durumda bu malların üretilmesi e, hızlı üretim olduğu için talebi arz karşılamıyor. Covid'de farklı ülkeler farklı şekilde kapandı enerji maliyetlerinin, lojistik maliyetlerinin artması dünyada şeyi alt üst etti. Bir kaosa çevirdi adeta. Şimdi Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda da demircilik sektöründe, özellikle sigorta sektöründe çok ciddi zararlar, çok ciddi şaşkınlıklar ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla olayı Rusya, Amerika, Çin, Türkiye, ulus devletler üzerinden okuyoruz. Londra üzerinden okuduğumuzda küresel finans sistemi bilinçli bir şekilde değişim aşamasında el değiştirme aşaması olarak görüyorum. Türkiye eski durursa bu noktada devlet süreci iyi okuduğunda biz en az hasarlatlatır, karlı bire çıkma ihtimalimiz var. Tabii ki savaşın olduğu yerde kar zarar hesabı yapılmaz ama mecburen bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Burada batıyı çok daha iyi tanımış oluyoruz. Bu süreçte Türkiye kendi bulunduğu noktadan dış politikasından taviz vermeden devam etmesi gerekiyor. Bizim de bireyler olaraktan arkadaşlar bu dünya ölümlüdür bir şekilde yaşayacağız. Allah herkese rızkını garanti etmiştir. Pane, korku, kaos'a gerek yok. Ee, şartlar kötü biliyoruz ama hayat devam ediyor. Hayat devam ediyorsa daima umut vardır. Ama belli bir dönem zaman zaman eziyetler de vardır. Bu da bizi yani ekonomik sıkıntılar da vardır. Bu da bizi hayattaki amacımızı sorgulamaya itiyor aynı zamanda. Şimdi batı teknolojik değer üretiyor, batı ekonomik değer üretiyor ama teknik değer üretiyor ama insani değer üretmiyor, tüketiyor. Yeryüzündeki insanlığı tüketiyor adeta, absorbe ediyor. Biz insanlığımızı, yardımlaşma duygumuzu bu noktada en iyi kullanmamız gerekiyor. İnsan olmak merhametli, vicdanlı, başkasına yardım ettiğinde mutlu olmaktır. İnsan şiirsel bir varlıktır. İnsan ee, ruhu hassastır. Hatırı vardır. Gönülü vardır. Bizim insanımız bunu hala kaybetmedi. Ee, Batı kaybetti. Bu sürecin sonunda izleyin. En büyük dram ekonomik çöküşler önümüzdeki süreçte. Hemen bugün yarın demiyorum ama en büyük kaos ve kavga Batı'nın kendi içinde çıkacağını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar şimdilik de bu kadar. Görüşmek üzere. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kumandım umarım çalışır. Hoşçakalın.